Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 20 Aralık 2022 saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayi İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda devam etmekte olan birçok projenin gidişatı hakkında kararlar verildi. Toplantı sonrasında yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı basın açıklamasında, ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için, Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir. Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin yanı sıra Akya torpidosu ve çeşitli platformlarımız için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alınmıştır. İfadeleri kullanıldı. Roketsan'ın kurumsal strateji, teknoloji yönetimi ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, Pakistan'da düzenlenen IDYAZ 2022 fuarında Azerbaycan merkezli Poligon dergisine verdiği röportajda Karaok tank savar füzesinin seri üretiminin 2023'te başlayacağını açıklamıştı. IDYAZ 2022 fuarında OMTAS orta menzilli ve UMTAS uzun menzilli tank savar füzelerimizi sergiledik. Aynı zamanda önümüzdeki yıl seri üretimine başlayacağımız 2,5 kilometre atış mesafeli kısa menzilli Karaok füzemizi de IDAS'ta sergileme fırsatı bulduk. Diğer bir grup olarak SİHA'larda kullanılan mini akıllı mühimmat dediğimiz MAM ailesinin tüm üyeleri, MAM-C, MAM-L ve MAM-T bu sergide sergilendi. Tabi 40'tan fazla ürünümüz olduğu için hepsini buraya getirme şansımız yok. Bununla birlikte Pakistan Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri'nin hizmetine sunacağımız ürünler ve teknolojilerimiz de Roketsan'ın ürün gamları arasında yer alıyor. İfadelerini kullanmıştı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında Roketsan tarafından füze test atışı yapılmıştı. Demirören Haber Ajansı tarafından paylaşılan duyuruda, Rize Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 6.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze, Tayfun, Sinop açıklarına fırlatıldı. Bilgisi yer almıştı. Çeşitli haber kaynaklarında belirtilen menzil vurgusu savunma kaynaklarınca teyit edilmediği için test menzili hakkında güvenilir bir veriye sahip değiliz.